Yerel seçimler olacak biliyorsun. He. Önümüzde yerel seçimler var. Ne düşünüyorsun? Vallahi ben öyle bir şey düşünmüyorum. Hiçbir şey Gürsu Belediye Başkanı'ndan memnun musun? İyi, iyi. Allah razı olsun. Memnunum ben. Mustafa Işık'ta memnunum ben. Evet. İmkanları ölçüsünde ne yapması gerekiyorsa yapmaya çalışıyor. Millet kıraathanesi yaptı orada. Çocuklar evet. Ücretsiz eğitim alıyor. Bayağı yani. Evet. Memnunum yani. Ben memnunum. Bizim yazma okumamız yok. Ya bizi okuma. Ne anladık onları? Sen okullanmıyor musun? Yok. Biz ne kullanıyoruz. Biz ne biliyoruz. O ya. Okuma yazmamız yok bizim. Sana kim oy kullandırıyor peki? Ona ben konak geldim tezeyim de. Nereden ben geldin sen? Azerbaycan'dan. Azerbaycan'dan. Tamam sen buralısın o zaman. Yok. Vallahi. Abi ne düşünüyorsun? Gelen Allah bin bereket versin. Mevcut belediye başkanına memnun musun? Şükür. İhtirazımız yok hele. Belediye başkanı beğenmiyorum ama. Neden beğenmiyorsun abi? İş yapamıyor. Neden yapamıyorsun? Ne bileyim her şey. Her şeyde, her şeyde. Başarısız mı diyorsun? Başarısız yani. Suriye. Nasıl? Güzel mi Türkiye? Çok güzel, çok güzel. Çok güzel diyorsun. Memnunuz, çok şükür iyidir belediyemiz. Nispeten memnunum. Hani yaptığı şey güzel şeyler de var. Evet. Kötü şeyler de var. Ya kötü şeylerini görmedim de. Evet. Hani biraz yetersiz görüyorum ama yaptığı çok güzel şeyler de var tabii. Sizin hayalinizdeki belediye başkanı nasıl? Daha sosyal bir belediye başkanı adayı arıyorum ben gerçekten. Evet. Hani gençlere özellikle önem verilmesini. Evet. Gürsü'de alışveriş merkezi yok. Mesela Bursa'ya gitmek zorunda kalıyoruz. Şu an mesela bir de Bursa'ya gideceğiz arkadaşlarla gezmek için. Evet. Gürsü'de yapabileceğimiz etkinlik sayısı çok az. Ama bunun dışında Mustafa Bey güzel şeyler de yaptı. Kütüphane konusunda özellikle evet. Çok iyi şeyler yaptı. Ekstrem park var ama şehrin dışında kaldığı için. Mevcut belediye başkanına memnun musunuz diye soruyoruz Gürsü'lülere. Hayır memnun hiç değiliz. Neden memnun değilsiniz? Hiç memnun değiliz. Yani Gürsü'de hiçbir gelişme olmadı. Yollar, kanalizasyon, her şey yani altyapı da yok. Ben beğenmiyorum yani. Evet. Peki hayalinizdeki belediye başkan adayı nasıl yani sizce? Nasıl olmalı? Ya Gürsü'ye... Halka çalışsın. Halka idare halk için çalışsın. Bak pahalılık çok. Halka ağlıyor. Halk darda dur. Ne belediye, ne belediye, ne hükümet alan sersin. Hiçbirisini. Anladım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Mevcut belediye başkanından memnun musunuz? Memnunuz ya. Memnunsunuz. Hı-hı. Mesela neyinde memnunsunuz? En çok neyinde memnunsunuz? Sosyal faaliyet olarak ve kültür alanında bayağı bir çalışma yaptı. Mesela ne yaptı? Mesela kültür merkezini açtı. Evet. Kent parkı projesini başlattı. Yine mesire alanlar için büyük bir park projesi var. Onu tamamlamak üzerine başlattı evet. Onu. Celal Bey Millet Bahçesi'ni açtı. Yani Gürsü içerisindeki birçok park ve kültür adına, sanat adına, faaliyet adına yapabileceklerinin %80'ini yaptı diyelim yani. Biraz önce de beyefendi dedi ki sosyal hiçbir şey yok dedi. Var, var. Özellikle bu işte sokakta sahne gibi işte ufaktan çocuklara onlara bir imkan tanıdı. Yine parkın yan tarafını kullanıma açtı. O Alparslan Türkeş Parkı'nın yan tarafını. Ne var orada mesela? O oraya işte alanın kullanımını sağladı. Ağaçlar falan var orada. Geniş bir alan var. Orada konser falan açtı. Konser yapmaya çalıştı. Evet. Gürsü Belediye Başkanı'nı beğeniyor musunuz şu an? Eksikleri var. Mesela ne eksiği var? Yani biraz şey oldu. Bazı şeylere geç kalındı. Mesela ne de geç kalındı? Yani merkez aydınlatması olsun. Oradaki şey olsun mesela. Merkezde şöyle güzel bir otopark olsa iyi olur. Araba koyacak yer yok. Açıkçasını söyleyeyim. Memnun. Gerçekten Gürsü çok güzel bir yer. Beğeniyorum evet. Gürsü bela bir yer. Anasından küsen burada, babasından küsen burada, acı burada, tohu burada. Toh hiç kimse yok burada. Hep aç. Öyle mi abi? Tabii. Eyvah. Hangi vatandaşı silkelersen silkele, cebinden 100 lira çıkmaz aşım. Silkeleyelim mi vatandaşı? He, he. Belki sende de yoktu. Yeter bu vata. Yeter bu vata yeter ki Mustafa Bey küser. Kim abi? Mustafa Bey başkan küser. Küssün abi ne olacak? Yok küsmesin. Yapamıyor, yönetemiyorsa küssün abi. Küsmesin abi şimdi. Küsmesin diyorsun. Küsmesin. Hem şiş yanmasın hem kebap yanmasın. Yanma abi işte abi. Pişmesin falan filan. Vallahi buradaki vatandaşın hepsi acı. Oyunu da verdin değil mi? Kim abi? Sosyal demokrat. Tabii. İki sefer gittim buradan Artvin'e. İki sefer gittim buradan Artvin'e oy kullanmaya. Niye Artvin'e gidiyorsun ki? Gürsü'de niye? Benim yok. Ben oyum orada. Oyun orada. He, ikameti oradan getiremedim çünkü orada hak sahibi olmak istiyorum yeni ilçeden. Memnunuz. Memnunsunuz. Evet. Vallahi Gürsü bayağı bir değişti yani. 25 yıl önce böyle değildi. Şimdi evet. Gayet güzel. Mevcut belediye başkanı memnun musunuz diye soruyoruz. Ya da hayalinizdeki belediye başkanı nasıl? Memnunuz. Memnunsunuz. Memnunuz. Başkandan memnunuz. Evet. Yine devam etmesini de arzu ediyoruz. Devam etsin diyoruz. Devam etsin diyoruz. Etsin. Çünkü üçüncü dönem değildi ama ikinci dönem bildiğim kadarıyla 2,5 dönem. Belediye başkanından memnun musun? Vallahi memnun değilim. Neden?
Memnun değilim. Her şey ateş gibi yaptın. Bizi yaktın hepsi. Ama biz neye memnundur? Şimdi mesela 4 tane kazı işten 118 milyon para verdim geldim. Şey yani bu hayattır. Yoktur yani yoktur. İnsan niye vermiyor? Yoktur. Evet. Valla milleti yaktın. Yemin ederim. Anladım abla. Allah yardım etsin. Bize de ona da yardım etsin.